Merhaba dostlarım, ben Serdar değil tabii ki, çünkü ben Cenk Oğuz. Burada nerede? Buradaki kimlik kartından da gördüğünüz üzere Cenk Oğuz ve bu Mojave çölündeki insanların söyledikleri gibi seviye 11 bir karakterim. Artık o ne demekse öyleyim. Okey, şimdi uzun zamandır bu oyunu oynamadık. Her şeyi kısa sürede açıklayacağım. Neden böyle bir tipte olduğumu, neden daha şey yapmak zorunda. Bu arada şöyle bir bakmak istiyorum. Aa, gözlüğü varmış lan bu karakterin. Şimdi size bu videoya da geliyorum. Çünkü sormam gereken bir soru var. Ben bu karakteri baştan yaratıp, baştan buraya kadar gelip kendime roleplay'ine gireceğim elemanlar kadar, eleman gibi yetenekler verip öyle mi başlayayım, yoksa olduğumuz yerden devam mı edelim? Çünkü ben şu karakterin aynısı olamam. Neden? Bir, bu karakter sarışın. Biz Clint Eastwood yapmaya çalıştık. Gordon Freeman'ın sarışınını yapmışız. Böyle karakter olmaz bir kere. Cenk Oğuz'u baştan yapalım mı? Çünkü bu Cenk Oğuz da değil açıkçası. Yani bizim yapacağımız Cenk Oğuz böyle olmaz. Bizim yapacağımız Cenk Oğuz bir kere siyah saçlı olur kardeşim. Ben sarışın karakter oynamam. Ne kadar Clint Eastwood'a benzetmeye çalışsak da ben sarışın karakter oynamam. Ben siyah saçlı bir insanım ve her ne kadar oynayacağım adam ben olmasam da siyah saçlı olması lazım. Sarışın olmaz. Beyaz tenli olabilir. İsterse siyah olsun, isterse beyaz olsun, isterse yeşil tenli olsun. Şurada bir de çatışma var. Tabii ben buna daha bir şey ayarlamadığım için o da her şey olduğu gibi kaldı. Oho, ben bu en son ne zaman oynadık ya biz burada? New Vegas'ı, ha? Ben bu seriyi baştan başlayayım mı ben bu seriye? Sen kime ateş ettin bu arada? Çünkü bayağı hasar görmüşsün. Oraya da böyle refleks olarak bir gidelim de. Biraz öyle bir video olacak. Biraz soru soracağım ben. Siz cevaplayacaksınız yorumlarda. New Vegas hakkında. Ben bu seriye baştan başlamak istiyorum. Adam akıllı bir roleplay yapmak istiyorum. Ama roleplay yaptığım zaman da Cenk Oğuz'un roleplayini yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Nasıl karşılarsınız? Ve videoda böyle çıkacağım bu arada. Şapkayı ta bu şapka için Eminönü'ye falan gittim çünkü başka yerde bulamadım. Orada bir tane şapkacılar sokağı varmış. Olduğu gibi böyle şapka satıyorlar. Bu arada kaydediyordur umarım, güzel. Olduğu gibi şapka satıyorlar sokakta. O sokağı buldum, şapkayı da aldım, geri geldim. Bu eski bir deri ceketim vardı. Abi yıpranmış bu. Yıpranmaya da devam edecek. Bunu giyeceğim videolarda çünkü böyle bir karakter oynayacağız. Altta da beyaz gömlek var. Önü de açık gömleğim böyle. Şu kısmı da açık. Çünkü ben bir kovboyum, anlatabildim mi? Ben öyle şey yapmam, o düğmeleri falan böyle hepsini iliklemeye çalışıp da işte ne bileyim süslü püslü olmam. Benim şapkam vardır, gömleğim vardır, ceketim vardır. Tabii şu anda ceketimiz de yok. Neden? Bu büyük bir ihtimal. Ne lan bu giydim? Ne bu? Hafif deri zırh. Hafif deri zırh falan da giymeyeceğiz biz. Deri kovboy şapkası. Ama var ya, bu deri kovboy şapkasını bulmak ne zor ya oyunda. Neyse, onu daha sonra hallederiz. Ben bu seriye baştan başlayacağım kısacası. İlk önce sorayım dedim ama yok. Seriye baştan başlayacağım. Gene de yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi bekliyorum. Seriye baştan başlayacağım ama adam akıllı oynayacağız bu sefer. Her hafta böyle gelecek. En az 40 dakikalık video yapacağım ben buna. Sizin de neden hala böyle bulutluyorum, bir şey yapıyorum bilmiyorum ama suda içelim bari. Düşüncelerinizi bekliyorum. Ne istiyorsunuz? Nasıl bir şeyler yapalım falan. Bir de şöyle bir konu var. Bugün yayın var. Bugün bu videoyu atacağım. Bir de bugün yayın var. Yayın. Su nerede ya? Temiz su. Ha. İki tane çak abi. Şuralarda da bakalım. Bugün yayın var. 7'de yayın var. Yayında Half-Life ve Undertale oynayacağız. Half-Life oynarken gene böyle ben bir bilim adamı havasına gireceğim. Bilim adamı roleplay gibi bir şey yapacağız. Cosplay gibi bir şey yapacağız. Ben bu arada o diğer elemanın ateş ettiği kişiyi bulmak istiyorum. Çünkü sağlam bir silahı vardı herhalde. Çünkü diğer elemanı sakatlamış. O da elinde az bir silah tutmuyordu. İyi bir silah tutuyordu. O yüzden onu bulmak lazım. Evet, öyle. Seriye baştan başlayacağız New Vegas'ta. Ben yeni bir karakter yapacağım. Ondan sonra... Bu arada seriye baştan başlayacağım. Ve hani o roleplay'e gireceğim. Direkt video olacağı için, yayın olmayacağı için New Vegas videoları. Bilmiyorum, dünkü vlogu izlediyseniz. Dünkü vlogda ben yayın ve video düzenini attım. İsterseniz gidin bir göz atın. Kanalda neler olup biteceğini öğrenmek istiyorsanız. İşte New Vegas videolarına bundan sonra böyle gireceğim ama kendim olduğumu da belli etmeyeceğim. Ben olmayacağım zaten. Oynadığım kişi olacağım. Cenk Oğuz olacağım.
New Vegas'ın Cenk Oğuz'u olacağım. Ondan sonra Fallout 3 oynayacağız. Cenk Oğuz'un geçmişini araştıracağız. Fallout 4 oynayacağız. Cenk Oğuz'un ta büyük 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 babasının kardeşini oynayacağız. Onunla da Cenk olacak. Veya Cenk Oğuz'san Oğuz mu olur? Öyle bir şeyler olur artık. Uu bak 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 böyle daha şey gidiyor ha. Vay. Wow. Böyle güzel gidiyor. Ama işte üstündeki şeyle gözlük olmuyor be hocam. Hakikaten gözlükle üstündeki kıyafet olmuyor. Ha belki gözlük kalır. Benim hakikaten Cenk Oğuz karakteri Gordon Freeman'a çok benziyor ha. Hocam sen? Brahmin sen neden bana saldırıyorsun ya? Brahmin geldi bana saldırdı ya. Abi olaya bak ha. Bunları hep işte diğer şeylerde göreceğiz. Seride de göreceğiz. Neyse hem yeni seriye başladığımızda da diğer yeni gelecek olan yeni gelen dostlarımız gelecek olan demeyeyim yeni gelen dostlarımız ne olup ne bittiğini öğrenmiş olur. Çok ilginç ha. Köstebek çiftliğine geldik. Brahmin bize saldırdı. Bitmiş Brahmin köstebekleri öldürmüş. Halbuki durum tam tersidir normalde. Brahmin çiftliği olur. Gelir köstebekleri sizi öldürür. Neyse. O da öyle. Şimdi durumlar böyle. Ben Cenk Oğuz karakterini yaptığım zaman Cenk Oğuz'un kimliğine gireceğim. Şöyle bir bakayım başka nelerimiz var. Mesela onlar sürpriz olsun. Onlar da roleplay yapmayacağım da New Vegas'ta garanti roleplay yapacağım. Oynadığım karakterden çıkmayacağım. Mesela size böyle seslenmeyeceğim, şey yapmayacağım. Sanki video çekiyormuş gibi yapmayacağım da. Ama biraz daha çakma roleplay olacak yani. Tam da roleplay olmayacak. Çok böyle ciddiyet olmayacak. Anladınız siz onu. Biraz daha parodi olacak. Roleplay parodisi olacak. Böyle bir şey çoktandır kafamda vardı. Şunu da öldürebiliyor muyuz? Bun hiçbir şey demiyor ya. Bun, hayırdır hocam? Bun hiçbir şey demiyor ha. Çok iyi. Direkt kafasından vuruyoruz adamı. Merak ettim ne kadar daha kaldırabilir diye. İşte şu andaki bütün setup'ımız bizim yanlış ya. Ben böyle yapmak istemiyorum çünkü. Benim ta alacağım böyle farklı farklı şeyler var. Olmadı. Nasıl vuracağız lan seni? Konuştuğum konulara geri döneceğim de. Ha. Bunun öldü. Ölsene lan sana kervan pompalısıyla sıkıyorum. Demek ki iyiliği çok böyle sağlam bir şeymiş. Bu arada öğrenmeye çalışıyorum kaç vuruş gerekiyor diye. Dediğim gibi roleplay yapacağım bundan sonraki New Vegas serisinde ve yeteneklerimi de ona göre vereceğim. Haydi küreyim. Haydi küreyim ama tükürmeyeyim, tüküreyim. Abi iyiydi ölünce patladı be. Neyse bunlar da hep oynayacağımız görevler. Böyle küçük küçük spoiler oldu sizin için. Yok spoiler olmadı merak etmeyin de. Oha ne oluyor lan buraya? Neden böyle bura? Bu ne abi? Burada bir şey var. 9'luk golf sopası. Neyse ilginç. Böyle yapmak istediğim duyuru buydu. Yeni video düzenine göre de her hafta bir New Vegas videosu gelecek. Ta ki New Vegas'tan iyice bitirene kadar New Vegas'ı. Yapmayacak bir şey bırakıncaya kadar böyle New Vegas'ın bir sonu var. New Vegas'ı bayağı bitireceğiz yani. Oyna oynaya bitireceğiz. New Vegas'ın belli bir sonu var. Belli o sonu oynadıktan sonra oyuna devam etmiyor doğal olarak. Öyle. Ondan sonra artık Skyrim'e geçeceğim. Neyse New Vegas'ı oynayacağız. New Vegas neden gelmiyor diyenlere gelsin. Yani sıcak kapak olsun falan anlamında değil de. Şey anlamında. New Vegas her hafta gelecek. Ama bu şekilde gelecek. Farklılık olacak böyle. Let's Play olmayacak yani. Normal bir Let's Play olmayacak. Kendi farkımı katacağım oyuna. Sizin de farkınızı katacağız. Öyle. Roleplay konusunda tavsiye verecek ahbaplarımız varsa veya cosplay konusunda şapka kalacak. Onun dışında böyle deri ceket yerine veya belki bir gömlek şey yelek melek falan bulabilirim belki. Yelek gibi bir şey bulabilirim. Artık karakteri nasıl yapacağız ona göre değiştiririz. Ve Zeni dizisini hepinize tutursun. Şöyle yapayım ben bunu.
Nasıl şey yapacağız lan? Heh. Şöyle tutayım o zaman, dur. Hatta şey tutsun. Bunu tutsun. Biraz uzaktan. Bu havaya falan baksana. Bak şu tarafa bak. Ha. Dur şu ileri doğru bak. Ha. Böyle yakınlaştıralım. Ve bu da Clint Eastwood, artık çakmak Clint Eastwood'a son bakışınız olsun. Çünkü hakikaten Cenk Oğuz'a benzer bir yanı yok. Ben sarışın karakter oynamam. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler efendim bu videodan. Keyif almışsınızdır. Bu arada sarışın insanlar lütfen alınmasın. Ben sadece oynayacağım insana kendimi katmak istiyorum ki siyah saçlar da bunun gördüğünüz gibi önemli bir parçası. Neyse, ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler efendim bu videodan. Keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek önerilikte kalmanız dileğiyle. Bay bay. Kafayı da vurduk artık. Ne yapacağız?